Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kainatı yoktan var eden, kurda kuşa rızkını veren, ağılda oğlak, kuzula saç ayırda ot bitiren, gündüzü geceye, geceyi gündüze katan, bizi eşrefi mahlukat olarak var eden, akıl veren, iman veren, vatan veren, bayrak veren, yurt veren ve bizi insan olarak, eşrefi mahlukat olarak her türlü nimetlerle donatan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce salat olsun. Aline, ashabına, siz değerli kardeşlerim hepinize selam olsun. Pazar sabahı Kanal 7 ekranlarından, muhabbet kapısından hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın bereketi, rahmeti, esenliği üzerinize olsun. Evet, bugün ilk telefonu ulaştıran kardeşimize, şifreleri bilip telefonu açan kardeşimize, efendim Güre Kaplıcalarından çok güzel bir otelde 2 günlük tatil bir çifte hediyemiz var. Ardından da yine bir başka telefona da sesli Yasin seti çocuklar için bütün sureleri, duaları okuyor. Pek çok sureyi okuyor. İnşallah hediyelerimizle de yine karşınızda olacağız. Yine bugün bir çiftimizin de inşallah mürüvvetine şahit olacağız. Nikahlarını kıyacağız. Allah-u Teala onlara da cümlemize de huzurlu, mutlu yuvalar nasip eylesin. Telefonumuz varmış. Başlayalım. Bismillah diyelim bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Osmaniye'den bir kardeşimiz arıyor. Buyurun efendim. Dinliyorum. Hocam benim bir sorum olacaktı size. Daha doğrusu 3 tane sorum olacaktı da. 3 tane soru var. Peki. Bismillah. Birincisini sor. Hocam. Şimdi benim amcam Almanya'ya gitmeden önce burada evliydi. Tamam. Almanya'ya gitti, evlilik yaptı. Bu evlilikten 2 tane çocuğu oldu. Burada evliyken Almanya'ya gidip orada da başka bir dini nikah mı kıydı? Nasıl yaptı? Bir daha evlendi orada. Buradaki eşini boşamadı. Bu duruyor. Bilmiyorum hocam. Alman vatandaşıyla evlenmişti. Evet. Tamam. Ondan sonra hocam tekrar Türkiye'ye döndü. Bir süre sonra vefat etti. Türkiye'ye dönünce vefat etti. Oradaki çocukları babasının kabrini görmek istedi. Evet. Fakat buradaki eşi izin vermedi. Yani bunun günahı nedir? Bu birinci sorum hocam. Buradaki eşi o çocukları babalarının kabrine gitmelerine müsaade etmiyor. Peki, anladım. Buna hakkı var mı? Diğer soru. Hocam, Zilhicce orucunu soracaktım hocam. 10 günlük. Zilhicce. Şimdi 3 aylara gireceğiz haftaya inşallah. Zilhicce daha çok. Zilhicce'ye. O nereden geldi aklına? Tamam hocam. Bir de hocam annem şey soruyor. Zilhicce'nin 10 gün orucu. Gece yani saat kaçta kaç arasıymış? Nasıl hocam? Teheccüd namazını mı soruyor? Neyi sordu anneniz? Seher vakti hocam. Seher vakti kılınan namaz. Tamam. Yani kaçta kaç arası kılınıyor? Teheccüd namazı kaçta kaç arası kılınır? Peki. Hayırlı günler diliyorum. Cevaplar gelecek inşallah. Diğer telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Alo. Buyurun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı sağ günler. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Televizyon sesi açıksa sonuna kadar kapatalım. Yankı hayır, yapıyor hocam, çünkü. Kapalı, kapalı. Tamam, hocam. Buyurun. Evet. Hocam, ben 1 senedir eşimle Çağatay'la ayrıyım. Nedenlerine gelirse daha önceki hatalarımızı 15-20 senedir yapmamaya çalışıyorum. Yapmadım daha doğrusu. Bir dakika. Eşinizle ayrı yaşıyorsunuz. Efendim? Ayrı yaşıyorsunuz. Ayrı, 1 senedir ayrıyım hocam. En son sığınma evine gitmişti. Sığınma evinde çocukları, 3 tane çocuğum var. Bir kızım evli, 2 erkek çocuğum da bekar. Hep beraber kalıyorduk. Şiddet mi oldu aranızda? Efendim hocam? Aranızda şiddet mi oldu?
Şiddet, hayır hocam, şiddet yoktu. Yalnız bir tartışma neticesinde gitti, sığınma evine yerleşti. Evet. Ondan sonra çocuklar gidip görüyoruz yani. Ben de görmek istedim yani, konuşmak istedim. Ailesi de konuşmak istedi. Ne yapsa ikna edemediler. İkna edemediler. Hani ben hatırlarım daha önce, 20 sene önce, ben 30 senelik evliyim yani. Evet. Ben bir senedir bekliyorum yani hocam. Yuvamın yıkılma, bu yaştan sonra yani yıkılmasın diye uğraştım. O da kendince çocuklara şart koştu. Ev tutarsanız babanızı istemiyorum, beraber yaşarız. Çocuklara da bir çıkmalası oldu. Çocuklar da şu anda ev tuttular. Kendileri İstanbul'da yaşıyorlar. Ben Malatya'da annemin yanındayım. Yani dinen ben ne yapmam lazım yani? Vicdanen rahat olmam lazım. Resmen, ben daha önceki hatalarımı diyorum, tamam. Resmen boşama oldu mu? Boşandınız mı? Alo. Hayır hocam. Şu anda 3. ayın 12'sinde mahkemem var. Mahkemeniz var. Evet hocam. Boşanmak mı istiyor? Sesinizi tam alamıyorum hocam. Boşanmak mı istiyor eşini? Ayrılmak mı istiyor? Hocam ben boşanmak istemiyorum. Kendisi zaten avukat tutmuş. Ondan boşanma bağı tebligat geldi. Anladım. Tebligat geldi. 3. ayın 12'sinde mahkeme var. Bu kaç kere oldu? Ne yapmam lazım şimdi hocam? Bir kadın doğrudan böyle durup dururken niye sığınma evine gitsin? Bir şeyler olmuş. Onun hatasını sen zaten hatanı kabul ediyorsun. Ama böyle... Hocam tartışma çocuklar şimdiki... Hocam ben çocuklardan dolayı... Şimdiki çocuklar yapıyor da hata. Ben yani başkasına duyuyordum. Yani annesi biliyordu. Hani tartışmamız hep bundan oluyordu hocam. Ben de tek başıma çalışan insandım. Ama diyorlar gücüm yettiğince... Ben çalışıp çocuğumu yanıma dur bırakmaya çalıştım. Şimdi pişman oldum diyorsun ama o da sana inanmıyor, güvenmiyor. Boşanmak istiyor, öyle anladım. Evet, evet hocam. Peki onun anne babası, akrabaları, onlar ne diyorlar? Ayrılmasından yanalar mı? Hayır hocam, herkes yani şu anda herkesle görüşüyorum. Herkesle görüşüyorum. İkna edemediler yani. İkna edemediler. Hala sığınma evinde mi hanım? Hayır, şu anda çocuklarla, iki erkek çocuğumla ev tuttular. Çocuklar ev tuttular, şu anda çocuklarla beraber yaşıyorlar. Peki. Allah sağlıkla, afiyetle inşallah huzurlu bir yuva nasip eylesin. Hayırlısı neyse olsun. Cevabı vereceğim, bir telefonumuz daha olacak ondan sonra inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, aleykümselam. Buyurun efendim. Hocam ben bir şey soracaktım. Ben siyahatçı yazıldım. Onun için para biriktirdim biraz da. Yani altın hesabı olarak koydum. Onun faizi şeyi var mı? Faiz demeyeyim yani. Şöyle. Şeyini ödeyebilir miyim onun? Hacca yazıldınız. Evet. O paranızı da hacca gideceğiniz zaman ödemek üzere paranızı altına yatırdınız. Altın evet. Duruyor. Evet. Bunun yani şeyi var mı? Ödeyebilir miyim onu? Altından dolayı zekatını öder miyim diyorsunuz? Evet, evet. Herhangi bir yere şu anda ödeme yaptınız mı haçla ilgili? Haçla ilgili yazıldım yani. Biraz bir miktar para yatırdık. İşte çıkmasını bekliyoruz. Çıkmasını bekliyorsunuz. 80 evet. Gramdan fazla altın, öyle anladım. Yok, 80 gram yok herhalde, yok. Ne kadar var? Valla 30-40 gram ancak. 40 gram var. Başka paranız var mı birikmiş? Yok, başka param yok. Yani ben eşim de yok. Eşim de vefat etti. Oo. Tek başınayım. Zekat düşer mi? Eşim de yok diyorsunuz. Başka gelir evet. De yok. Peki. Teşekkür ederim. Allah hayırlısını nasip etsin. Hac yapmak da inşallah nasip olsun. Peki bir telefon daha varmış. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Ankara'ya selamlar. Buyurun efendim. Alo. İyi günler hocam. Sağ olun, hayırlı sabahlar. Buyurun. Hocam size bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Benim bir miktar param vardı. Bankaya koydum. Onu da geri almak istediğimde bir miktar da faizi işlemiş. Evet. Ben de bu parayı bir hayır kurumuna veya bir camiye, bir yerlere harcasam olabilir mi? Yani günahı sevabı olabilir mi? Bu faizli banka değil mi? Yatırdığınız yer faizli bankaya yatırdınız ama onlar da siz bilmeden belki de faiz işletmişler. Onu evet, hayra evet. Verebilir miyim diyorsunuz. Peki, anladım. Başka soru var mı?
Hayır hocam, yani bunun bankaya da bırakmak istemedim. Ama bir yerlere de bir hayır, yani bankaya kalana kadar bir hayır bir yerlerde değerlensin diye. Bankaya mı hocam. Vereyim, bir yere mi alıp bir yere mi vereyim diye soruyorsunuz. Allah her şeyin ayrısını nasip etsin. Sağ ol hocam. Faiz de anlatacağım hayırlı kısaca günler. İnşallah. Şimdi Almanya'da çalışan bir gurbetçimiz. Gerçi ne kadar gurbetçi demek doğru ama oraya geliyor gurbetçi, buraya geliyor gurbetçi oluyor. Bir vatandaşımız diyelim. Burada evliymiş. Oraya gitmiş. Orada da bir gayrimüslimle evlenmiş. Ondan da çocukları olmuş. O kadarını bilmiyoruz. Çocukların İslam terbiyesine mi yetiştirdi yoksa gayrimüslim efendim olarak mı kaldılar? Çoğunlukla böyle ikilemde kalan ailelerin ben biliyorum. Babası Müslüman, annesi Hristiyan ve orada da yaşıyorlarsa Hristiyan kültürüyle yaşıyorlar. Ama çoğunlukla tepkisel olarak da çocuklar dinsiz oluyor. Ne anası efendim onu Müslüman yapıyor ne babası Müslüman yapıyor. Ya da Hristiyan yapıyor. Yapmıyorlar. Ortada böyle aylak kalıyorlar. Ne ata biliyor, ne akraba biliyor, ne eş dost biliyor. Böyle bir dram var. Çoğunluk böyle ama İslam terbiyesine göre yetiştirenler de vardır. Belki Müslüman oluyor aileler, onlar da ayrı. O da belki iki sevap alıyor. Şimdi ne yapmış? Evlenmiş, çocukları olmuş. Çocuklar büyümüş, sonra adam gelmiş burada ölmüş. Demişler ki gidelim babamızın mezarını ziyaret edelim. Hakları mı? Hakları. Kanunen de hakları, dinen de hakları. Yani bir babanın müşrik çocuğu olabilir. Bir müşrik babanın Müslüman çocuğu olabilir. Bunlar anne babalık görevlerini, birbirlerine evlat babalık görevlerini yapacaklar. O onun evladı. Hatta dinimiz de sana haramı emretmedikçe baban kafir de olsa, müşrik de olsa ona hizmet edeceksin. Annene hizmet edeceksin. Gönlünü alacaksın. Sen kafirsin, sen müşriksin, defol diyemez. Böyle bir kural var. Buradaki kadın ciğeri yanmış, içi yanmış, acı çekmiş, kadre uğramış, mağdur olmuş. Belki yıllarca haksızlığa uğradı ama bu ayrı bir şey. Çocukları koz olarak kullanmayacak iki tarafta ve müsaade etmek zorunda. Kendisinin eş olarak nasıl hakkı varsa diğerlerinin baba olarak belki bir gömlek daha fazla hakkı var. Yani sen belki yarın başkasıyla evlenirsin. Başka birinin eşi olursun ama o babalıktan hiçbir zaman, o evlat evlatlıktan hiçbir zaman düşmez. Şimdi Zilhicce'nin 10 gün orucunu sordu. Zilhicce'ye daha çok. Zilhicce ne zaman? Zilkade, Zilhicce, Şevval'den sonra Şevval, Zilkade, Zilhicce. Bunlar hac aylarıdır. Hac aylarında Zilhicce'nin ilk 10 günü ve Leyali Aşrin diye Fecr suresinde dikkat çekiliyor, yemin ediliyor. O 10 günde oruç tutmak müstehap kabul edilmiş. Eğer onu soruyorsa böyle o zaman müstehaptır. Tutarsa güzel olur, sevabı çoktur. Ama 3 aylar geliyor. Belki onunla karıştırdı kardeşimiz. 3 aylarla ilgili de inşallah Perşembe günü sabah burada Nursel Hanım'la beraber sunuyoruz Perşembe günleri kadın kuşağı olduğu için. Ve orada geniş geniş bu hafta 3 ayları, oruçlarını konuşacağız. Seher vakti, teheccüd vakti ne kadardır? Ne zaman başlar? Ne zaman biter? Seher vakti dediğimiz sahur vakti, seher, sahur oradan geliyor. Yani sabah namazı vaktinin girmesinden bir önceki yaklaşık gecenin, geceyi 3'e bölüyorlar eskiler. Neden? Diyor ki ya yarısını uykuyla geçiririm veya 1/3'ünü uykuyla geçiririm, 1/3'ünü ibadetle geçiririm. Hatta bazıları 1/3'ünü uykuyla, 1/3'ünü ibadetle, geri kalan 1/3'ünü de ilimle geçiriyorlar. Böyle insanlar da var. Ebu Hureyre bunlardan biri mesela. Seher vakti sahur vaktidir. Yani imsaktan önceki vakittir. Bunun en güzel vakti de sabah namazına 1 saat kala, imsaka 1 saat kala o süredir. 1-1,5 saat kala süredir. İşte teheccüd namazı orada 2-2-2-2-2, 5 tane 2, 10 rekat. Kılabilirsen 10 rekat.
veya 8 rekat. 8 de çok kuvvetlidir. Hiç yapamıyorsan 2-2, 4 rekat kılarsın hiç olmazsa. Efendim en azı 2 rekattır ama orada kılınan namaz çok kıymetlidir. Teheccüd namazı kılanların yüzünün nurlu olduğu, kalbinin nurlu olacağı, Allah dualarını kabul ettiği için işlerinin rast gideceği, rızkının bereketli olacağı. Bir rızık bereket için bir şey daha söyleyeyim. Hani daralmıştır, işi yoktur, maaşı yetmiyordur ya da gerçekten ekmek parasına muhtaçtır veya bir başka şekilde arayış içerisindedir. O kardeşlerime şunu tavsiye ederim. Rızkın dağıtıldığı, o güneşin doğma vakti var ya, orada uyanık olmaktır. Sabah namazını kıldıktan sonra işrak vaktine kadar, yani bayram namazı kıldığımız o vakit var ya, o vakte kadar, o aradaki güneşten sonra 50 dakikalık süreyi de, 45 dakika 50 dakika arasıdır orası, orayı uyanık geçirmek. Böyle bir ay, 40 gün alıştı mı zaten insan orada, hem mekruh vakittir uyumak. Oradaki bereket hiçbir yerde yoktur. Ondan sonra görecek bak işleri nasıl açılıyor. Cenab-ı Hak nasıl kapı açıyor. Neden? Çünkü herkes uyurken, gaflet uykusundayken o öne çıktı. 2 adım öndeydi, 3 adım öndeydi. Rızık arayana gelir. Allah çalışana veriyor. Çalışana veriyor. 3 senedir efendim ayrılmışlar. 1 yıldır ayrım diyor. 1 yıldır ev tutmuş. 30 senelik evli, aşağı yukarı 20 yıl tartışmalarla vesaire geçmiş. Hanımı sığınma evine gitmiş. Şimdi erkek burada her şeyi anlatmadı. Anlatmasına da gerek yok ama anlaşılıyor ki bir kadın kolay kolay sığınma evine gidemez. Sığınma evine gidiyorsa çocuklarını terk edecek kadar, evini terk edecek kadar bir kadın evinden kaçıyorsa demek ki canını kurtarmak için gidiyor. %90 canını kurtarmak için gidiyor. Artık burasına gelmiş demektir. Bu duruma getirmemek lazım. Çocuklar büyümüşler. Biraz da anne artık onlardan güç alarak beraber oturalım demiş. Erkek şimdi diyor ki ben hatamı anladım. Ama iş işten geçmiş. Mahkemeye vermiş. Bu zamana kadar her iki aile, büyükleri vesaire devreye girip kadın da gönlü ikna olarak gelebilmeliydi. Gelemediyse bundan sonra hala o kapıyı zorlamanın da bence çok fazla bir faydası yok. Belki bunda da hayır vardır. Boşanırsınız. Ondan sonra tabii evlat olduğu için arada sürekli görüşmek yine gerekebilir. Medeni olarak boşanırsınız. Medeni olarak da görüşürsünüz kardeşim. Ha yok tekrar o evlenmek istediği, pişman olduğu, bir araya gelmek istedi. Bir sefer boşandığınız için ikinci sefer tekrar bir araya gelip nikah kıyarak bir araya gelmeniz de ileride mümkün olabilir. Biraz kendini dinlesin madem. Böyle bir yola girmiş. Şimdi sen onu tekrar baskı altına almaya çalışıyorsun. Zaten baskı kurmuşsun yıllarca. Şimdi de boşanma diye baskı altına almaya çalışıyorsun. Tavsiye etmem. Böyle bir huzur olmaz. Huzuru arıyorsa biraz da karşı tarafa müsaade edeceksin, hak vereceksin. O insan çünkü o senin malın değil. Öyle kabul edersen boşanmayı işte yediremiyorsun kendine. Ondan da sıkıntı çıkıyor. O da senin gibi karar verme hakkına sahip. Altınım var. Paramı bankaya koydum. Altınımı bankaya koydum. Ondan zekat düşer mi? Zekat düşmesi için bir insanın zengin olması lazım. Bir insan zengin olursa zekat verebilir. Zenginin ölçüsü nedir? Borçlarını çıktıktan sonra işte evinden, arabasından falan zekat olmaz o. Havayici asliye dediğimiz asli ihtiyaçlardan zekat düşmez. Onlar hesap edilmez. Bunların haricinde borçlarını çıktıktan sonra kalan parası 80 gram altına eşitse, bugün altın işte 400 liradan saysak 32 bin lira, 35 bin lira. Bu paraya eşit de bundan fazlaysa, üzerinden bir yıl geçmişse beklerken biz onu ister ev almak için biriktirelim, ister hacca gitmek için biriktirelim, belli bir takside girmemişsek, yani peşinat verdik, borçlandık, 2 ay sonra tekrar ödeyeceğim, 2 ay sonra tekrar ödeyeceğim diye böyle bir senenin yarısına kadar belli bir süreyi belirlememişsek, herhangi bir borçlanmaya da o para fazlaysa zekat verilir. Ama bu kardeşimizin sorduğu zaten 30 gram altın diyor. Başka malım yok, gelirim de yok diyor. Buna zekat düşmez.
Bankaya para koydum, faiz işlemiş. Onunla camiye veya bir başka hayır kurumuna yardım edebilir miyim? Bir defa faizden kaçacağız. Faiz beladır. Malın imtihanı vardır. Canımızla imtihan oluruz, evladımızla imtihan oluruz. Ama bu dönemin en fazla imtihanı da parayla imtihandır. Çünkü insanlar paraya olduğundan çok fazla değer veriyorlar maalesef. Para birçok şeyi belirliyor. Dolayısıyla faizle imtihan da imtihanların başında gelir. Almayacağız kardeşim. Benim hakkım olmayanı almam. Kumardan almam, faizden almam, efendim içkiden kazanmam. Bunlara el sürmeyeceğim, bunlara yanaşmayacağım. Ama istemeden faiz var dediler. Bankada kalsın mı kalmasın mı? Eskiden demişler ki kalmasın faizci de al onu. Elinde elinin kiri olarak o sana artık bulaşmış. Bu bir kir. Elini temizlemek için onu bir yere ver ama hayır da bekleme. Hayır da bekleme ondan. Yani birinin hatta gıdasını bile alma demişler. O gıda gitmesin, boğazından vücuduna girmesin. Ne yap? Odununu al, kömürünü al diyenler var. Doğru belki. Bir ihtiyaç fakir görsün ama o benden çıksın, o benim değil zaten. O benim için haramdır. Ona da faiz demeye gerek yok. Bu faiz parasıdır demeye gerek yok. Birinin işi görülsün ama yine senin evladın, akraban, işine yarar, yakın yani bakmakla mesul olduğun, mükellef olduğun insanlara verirsen bir menfaat temin etmiş olursun. Onu da yapma, uzağa ver. Uzaktan birinin ihtiyacı görülsün. Evet, WhatsApp sorularımız var. Evet. WhatsApp sorularınız var değil mi? Demek istiyorum. Benim babam vefat ettikten sonra babamın tarlasını paylaşmaya başladık. Benim küçüğüm, kardeşim ben öbürlerinden hisseyi öbürleri de satacak oldu. Öbürlerinden hissenin ikisini alırız. Sen hiçbir şey söyleme, yarı yarıya paylaşırız dedi. Ben uzaktaydım. Beni kendine güvendirdi. Tamam kardeşim sen alıyor da ben parayı gönderirim dedim. Ondan sonra duydum hisseleri kendine almış. Duyunca üzüldüm. Kendinin yanına geldim. Kardeşim niye böyle yaptın? Bizim konuşmamız neydi dedim. O da dedi ki o zaman öyleydi ama şimdi caydım dedi. Senin bir tane çocuğun var benim 3 tane dedi. Ondan kalbim çok kırıldı. Bunda kul hakkına geçer mi, geçmez mi? Onu... Evet, şimdi anladığım kadarıyla diğer kardeşlerinden hisseyi alıp beraber paylaşalım demiş. Orada sen de bir hata yapmışsın. Hata yapmışsın. Hemen ilk vazifen onlara soracaktın. Kardeşin alsaydı onları belki kallemedip üzerine aldı. Seninle ne diyecekti? Nısfuhu lek ve nısfuhu li. Yarısı senin, yarısı benim. O güzeldi o zaman. Şimdi ne oldu? Bozuldu iş. Bir defa burada hatan var. İki, bir insan bir başkasının hakkından bir karış yer alsa, haksız olarak bir karış. Allah Resulü diyor ki o bir karış kıyamet günü bir yılan olur ve öyle bir yılan, zehirli bir yılan olur. Ve o kişinin boynuna dolanır, sonra çenesini yakalar. Ben senin gasp ettiğin malınım, ben senin çaldığın malınım, ben seni boğmaya başlar. Böyle işkence görür. Bir karış yer. Düşün bir de dönüm bir yer aldınız oradan. Diğer bir husus, bir kardeşin başka kardeşlerinin malını alıp kendi çoluk çocuğuna onları vermesi, çoluk çocuğuna haram bırakmasıdır. Kul hakkıdır. Diğer tarafı kallem etti, kağıtta oynadı, evrakta oynadı, bilmem ne yaptı, çocuklarına geldi. Çocukları da babasına itiraz edecektir. Bunda onların da hakkı var. Biz almayız, alamayız, bize haram yedirme demek zorundadırlar. Oh biz nasıl olsa ele geçirdik bunları. Bu dünyada işi görülüyor gibi olur ama ne derler, çok kıymetli bir söz var hani. Hatice'ye değil, neticeye bak diye. Sonuna bak. Sonunda perişan olur. Evladının başına gelmedik kalır. Yuvası dağılır. Belki 7 sülalesine zarar verir. Ama kendisi iflah olmaz. Ahirette hesabı ayır. Dünyada da ben şu yaşıma kadar böyle maldan çalan, çırpan,
akrabasının, kardeşinin, anasının, babasının, neyse amcasının, dayısının hakkını yiyenlerden iflah olan görmedi. Allah ıslah eylesin. Mal yüzünden nelere düşüyor insanoğlu ve şu anda inanır mısınız bize gelen sorular, bana gelen sorular 3 grup diyorum ben. Bana gelen sorular 3 grup. 1. Namaz, abdest, hac, oruç, zekat. İbadet soruyor yani. Bu güzel. 2. Canı sıkılıyor, psikoloji, stres bozuluyor, strese düşmüş, psikolojisi bozulmuş, bunalıma girmiş, dini yanlış öğretmişler, istismara uğramış, bilmem ne vesaire. Hocayla huzur bulmak, rahatlamak için soru soruyor. 3. Bundan en çok gelen sorulardan biri de kavga. Eşler arası kavga, akraba arası kavga, ana baba kavgası, kardeş yeğen kavgası. Sebeplerinden en önemli de birisi miras. Aman Allah'ım. Şuna inanıyorum ki dünyadaki kavgaların, ta büyük kavgalardan, devletler arası kavgalardan, aile içindeki kavgaya kadar %90'ı menfaat kavgasıdır. Allah bize karşı tarafı düşünecek. Diğergah mı olacak, paylaşmayı bilecek, kendinden feragat edecek, tevazu, kanaat ehli olup dünyaya tapmamayı nasip eylesin. Evet, dünyaya tapan çok var. Hakikaten adam boşuna böyle yapmamış. Taptığınız ayağımın altında demiş. Ya kazmışlar, küp çıkmış derler ya orada bir. Allah muhafaza eylesin. Diğer sorumuz gelsin. İyi günler hocam, kolay gelsin. Size bir sorum olacaktı ama. Sevdiğim adam evli, resmi nikahlı evli, çocukları hatta var. Benimle de dine nikah kıymak istiyor ama zina oluyor mu, günah mı, öğrenebilir miyiz? Bismillah ve nimel vekil. Hoca bunun neresini düzelsin? Hani hocaya getirmişler bir sürü. Hocam bunu demiş ki bu hatalı, düzelt o zaman. Neresini düzelteyim? Elinde çakı var. Buna kılıç da yetmez demiş. Yani şimdi neresini düzeltelim? Sevdiğim adam evli. Bitti iş. Nasıl sevmek bu? Nasıl bir sevmek? Yani sevdiğim adam evli. O adam ailesi var mı? Var. Hanımı var mı? Var. Çocuğu var mı? Var. Eve gelirken selamun aleyküm, iyi akşamlar diye geliyor mu? Geliyor. Hanımıyla yatağa giriyor mu? Giriyor. Başkasında gözü nasıl olur ya? Başkasını nasıl sevebilir? Başkasını nasıl, karısını nasıl aldatabilir? Sen de dışarıdan çomak sokuyorsun yuvaya dağıtmak için. Benimle de nikah yapacak diyor. Nasıl bir nikah olacak bu? Resmi nikah mümkün mü? Bunu boşaması lazım. Boşamayacak. Ne yapacak? Bir tane işte hoca bulacağız ya da bir iki tane şahit bulacağız. Kendi aramızda nikahlı olacağız. Kimse bizi bilmeyecek, devlet bizim evliliğimizi bilmeyecek, toplum bizim evliliğimizi bilmeyecek. Biz de arada yaşayıp gideceğiz. Adam akşam eve gelince geç gelecek. Nereden geliyorsun? İşler çoktu diyecek. Cumartesi pazar Ankara'ya gidiyorum diyecek. Nerede, ne iş yaptın? Yo işte şununla görüştüm, bununla görüştüm. Halbuki öbür nedenler, yaşmaklı mı derler, efendim sevgilisi mi derler, neyse. Onun yanına gitmiş gelmiş. Hayatı ne oldu? Yalan üzerine yalan, dolan, yalan, dolan, haram, haram, haram. Arada da nikah var güya, öyle mi? Dini nikah ve haram. Yani külahımı anlat derler ya, şu anda külahım da yok, neyse. Bana aldı anlatamazsın kardeşim. Bu böyle bir nikah yok. Böyle bir nikah yok. Niye yok? Geçen bir telefon geldi. Bir kızımız dedi ki ben nişanlıyken nikah kıydırdım alışveriş yapmak için. Sonra ayrıldık. Şimdi o adam diyor ki ben sana nikahımı vermedim. Bu nasıl bir nikah? Toplum ayrıldı biliyor. Bunlar evlenmemişler. Karı koca olmamış. Hadi ben sen benim karımsın ben seni götürüyorum dese kimse vermez. Böyle bir nikah olur mu? Buna nikah denmez. Bu sadece aldatmaya girer. Bu sadece zinayı örtbas etmeye girer. Ya hocam ikinci evlilik diye bir şey var. Müsaade var. Hep anlatıyorum. Onun şartları var. Teamülü var. Onlar olmadan böyle hemen gizli, kapaklı bir tane nikah, bir de başkasıyla nikah, başkasıyla nikah. Sen orada haram üstüne haram işlersin, yalan üstüne yalan söylersin. Devam edelim. Bozma yuvayı, çekil aradan. Evet. Size bir sorum olacaktı. Ben namazımı kılıyorum. Yani ama başım örtülü değil. Bunu bir günah olur mu diye sormak istedim. Şöyle namazımı kılıyorum
Ama başka zaman başım örtülü değil. Onu kastediyor. Yani normalde ben işte sokağa çıktığımda, caddeye gittiğimde, işime gittiğimde başım açık. Ama namaz kılacağım zaman başımı örtüyorum. Biz Malezya'da 10 sene önce gitmiştik çoluk çocuk. Malezya'da enteresan. Hani erkekler için takke, tesbih falan koyuyorlar ya öyle. Kadınlar için de şey koymuşlar. Namaz elbisesi, dış elbisesi. Orada biraz da hanımlar arasında şey çok moda. Boya moya böyle dudaklarına, mutlaklarına, ruj falan. Boyalı kadınlar geliyor. Böyle hemen başına geçiriyorlar şeyleri. Namaz örtülerini. Ve orada namaz kılıyorlar. Sonra namazdan sonra tekrar açılıyor. Sokağa çıkıyor. Şimdi burada bir ikilem var. Dahasını da söyleyeyim. Güney Afrika'dayız. Bundan 20 sene önce. Yine Kanal 7 programa başlamadan önce ben bir Güney Afrika maceram vardı. 2003'lerde. 2001'de burada bir program yaptım ama ara verdik. 2003'te Güney Afrika'da bir büroya gittik. Pasaportla, vizeyle, uçak biletiyle işimiz var. Açık bir bayan, hanım orada işlemleri yaptı. Sonra daha gelin sorun dedi. Ertesi günlerde gittik. Bir kapalı hanım bizimle muhatap oldu. Arkadaş dedi ki bunu tanıdın mı dedi. Tanıyamadım dedim. Bu geçenki kadın dedi. O dedim açık bu kapalı. Bugün cuma dedi. Bugün cuma, Allah Allah. Ne oluyor cuma günü? Cuma günleri dedi hürmeten bunlar Müslümanlar açık da olsa kapanıyorlar dedi. Bunu da gördüm. Enteresan şeyler var. Şimdi bu bir ikilem. Neden? Çünkü Allah-u Teala dışarı çıkarken dış elbiselerinizi üzerinize alın demiş. Ahzab suresi 59. Mümin kadınlara söyle, mümin erkeklere söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Ziynetlerini kadınlar, şunlar şunlar müstesna kimseye göstermesinler. Efendim Nur suresi 31. Ayetler var. Allah'ın emri bu. Ben bunu yapamıyorum. Şu anda yapamıyorum. Namazda mı kılmayayım, oruçta mı tutmayayım? Bu bir haram. Günaha giriyorsun doğru ama namazını da kıl. Hiç olmazsa namazda örtünüyorsun. Allah'a dua için doğru bir namaz kıldığın zaman Estağfirullah inne salate tenha anil fahşai ve münker. Namaz bütün fuhşiyattan, kötülükten seni alıkoyar. Bir gün bakarsın o namaz senin artık bundan sonra sürekli hayatında da örtünmene sebep olmuş. Bu da güzel bir şey. Onun için geçenlerde çok ağrıma gitti. Çok çirkin, bu kadar da gerizekalı, bu kadar da maalesef kaba softa aramızda var. Şimdi bir hanımefendi başı açık. Çok da meşhur birisi. Kabe'ye yapılan haksızlıkla ilgili Kabe'ye yapılan hürmetsizliği, edepsizliği kınayan güzel bir mesaj yazmış. Altına baktım. Tamam Kabe'ye hakaret edenler ona hakaret ediyorlar ama birileri daha hakaret ediyor. Sen önce başını ört de konuş. Allah sana akıl versin. Sen bir kalbini tutabilsen, dilini tutabilsen, nerede, nasıl, ne zaman konuşabileceğini bir bilsen, o lafı söyleyemezsin. Onun yaptığı hizmet kadar sen yapamıyorsun. Sen belki de engel oluyorsun. Sen belki de kötü örnek oluyorsun. O hakkı savunuyor, teşekkür edeceğine önce başını kapat ondan sonra konuş diyorsun. Senin de gıybetin var, dedikodun var, iftiran var. O önce başını ört konuş denmez. İkna olacak, ikna edeceksin, emirleri bildireceksin, yasakları bildireceksin, sevdireceksin. Ondan sonra zaten o senin demene gerek yok, öğrendikten sonra yapacaktır. Ama sen dine zarar veriyorsun kardeşim. Sen namaz kılmıyorsun, konuşma. Sen oruç tutmuyorsun, konuşma. Sen hacca gitmedin, konuşma. Sen şunu yapmadın, konuşma. Kim konuşacak? Sen mi konuşacaksın? Garantin var mı? Allah'tan belge mi aldın? Cennetin anahtarı senin elinde mi? Cehenneme zebani misin? Bırak kardeşim ya. Ben Müslümanım diyorsa bir insan saygı göstermek zorundasın. Müslüman olarak kabul etmek zorundasın. Devam edelim. Hocam, annemizi 2009 yılında kaybettik. Bu süreden sonra 10 yıl, yaklaşık 10 yıl olarak babamla ben ilgilendim. Benim evimde kaldı. Bana gelmediği zaman, işte yazın kendi evinde kaldığı zaman biz gittik, evinde kaldık. Bütün ihtiyaçlarını, yemeklerine, bütün ihtiyaçlarını ben karşıladım. Bu sürede maaşını babam
Beraber yedik maaşını. Ben kendi kazancımı bankaya yığdım. Sonra babamın 500 metrekare bir yeri vardı. Beni bakıyorsunuz diye onu bize verdi. Babam öldükten sonra, vefat ettikten sonra kardeşlerimle bir anlaşmazlığa düştük. İşte babamızı kandırdığında yerini aldın, maaşını yedin gibi. Burada sizden öğrenmek istiyorum. Benim bir hatam var mı? Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Evet, bir anne 8 çocuğa bakar, bir baba 5 çocuğa bakar, sonunda sığınacak bir yer bulamazlar. Allah'tan bulmuşlar. Annesi öldükten sonra babasına bu bakmış. Öbürleri ne yapıyordu? Armut topluyordu herhalde. Hanımın razı edemediği, kendi oralı olmadığı, babasının kıymeti olmadı. Babası ne zaman kendisine kıymetli olmaya başladı? Malı olunca. Parasını yedin, arazisini aldın. Bir baba hayattayken elbette evlatlar arasında ayrım yapmayacak. Ama bana bakıyor, benim için masraf harcıyor, benim için efendim işinden oluyor, benim için çoluk çocuğun rızkından kesiyor diye bir evladına bir malı geçirse üzerine, fazladan bir tarla verse, bir ev verse hakkı mıdır? Hakkıdır. Ben kazandım bu parayı. Benim malım ölmeden önce diyor ki Peygamber Efendimiz, çoluk çocuğunu da unutma ama hayrını da yap. Hayrını yap. Üçte biri istediğin gibi hayır. Bu da bir de ayrıca çoluk çocuğu bu. Beni baktın, muhtaç etmedin, Allah razı olsun evladım, bu ev senin. Diğerleri benimle ilgilenmedi, bana hiçbir şey vermedi, ben onlara vermiyorum diyebilir. Diyebilir. Ama sözlü söyledi. Evrakla tespit etmedi. Baba öldü, malı kaldı. Bana verecekti, bana söz vermişti. Bunun bir hiç anlamı yok. Tartışılıyor. Yani bu doğru mudur, değil midir? Bir hadise dayandırılmasını da tartışanlar var ama miras ayetlerine karşı bu hadisin problemli olduğunu söyleyen bir takım ulema da olsa, sonuçta hem mer'i hukukta hem de İslam hukukunda ölen bir kişinin vasiyeti geçersizdir artık. Ya zamanda yapmadıysa. Benden sonra şunları şunları yapın. Benden sonra evleri şuraya verin. Benden sonra arsamı şuraya verin. Dedi ama evlatları miras istiyor. Alırlar onu geri. Elinden alır. Onun için ölmeden önce hayrınızı yapın. Ölmeden önce bir evladınıza bir şey verecekseniz onu verin. Zamanda paylaştırırsınız daha güzel olur. Onun için benim burada hatam var mı diyorsun? Hayır. Anlattığın gibi ise, karşı tarafları da belki dinlemek gerekebilir ama biz anlattığın kadarıyla karşı tarafın hakkı yok diyoruz. Bir başka WhatsApp. Hocam hayırlı yayınlar. Ben diş teli taktırdım. Ama diş telinden dişlere su ulaşmıyor. Gusül abdesti etkiler mi bu? Evet. Şimdi gusül ve abdesti konuşalım. Hemen şöyle kısaca, gusül bütün vücudu tertemiz kılıncaya kadar yıkamak. İğne ucu kadar bir yer kalmayıncaya kadar denir. Yani ağzımızda seyyar olan, sökülebilen, çıkabilen, kulağımızda, yüzüğümüz, parmağımızda vesaire, bunların da dibine su gitmelidir. Takma damaklar var mesela, dişler var böyle damak. Akşam efendim çıkarıyorsun, sabah takıyorsun. Gusülle onlar çıkacaktır. Ama dolgu yaptırmam gerekiyor. İçini dişin delecekler, içine dolgu yapıştıracaklar. Bunun altının gusüllü olması gerekiyor. Hayır, öyle bir şey yok. O senin artık dişindir. Çıkmıyor. Tel 3 sene duracak. Onu bir gün, 2 gün çıkaramazsın. 3 sene duracak. O artık sargı gibidir. Yani bir yerin yarılsa, bir yerin kanasa, bir yerine bant yapıştırsan, sargı sarsan, o iyileşinceye kadar orayı çıkarmadan üzerini meshetmen yeterlidir. Dolayısıyla gusülde de onu, içini yıkamak gerekmez. Üzerine su değmesi yeterli. Abdest de zaten ağzı yıkamak farz değil, sünnettir. Abdestte hiç problem olmaz. Dolayısıyla dolgu dişlerinin, tellerin, gusle herhangi bir zararı yok. Hocam ben o gün abdest, gusül abdesti almadan gittim dişçiye. Böyle bir zorunluluk yok kardeşim. Yaralandın, yaranın üzerine bant geçirdin. Abdest var mı yok mu denmez. Zaten abdestin orayı kanatacak.
efendim bir takım işlem yapacak. Bu sağlık açısından zaten zaruret var. Bunu kaşımak, buradan bir şey ayrıcalık çıkarmak, insanlara korkutmak, dişlerini söktürenler var. Bak bunu böyle fetva verenleri duyuyorum. O kardeşlerimi iyi tarafları da var, seviyorum ama yanlış fetva veriyorlar. Diyorlar ki siz gusül abdesti almadan diş dolgusu yaptırdıysanız dişlerinizin dolgusu efendim abdeste manidir. O dişi söktürün. Adam 10 tane dişini söktürüyor. Dahası acaba bu imamın da dolgu dişi var mı? Onun arkasından ama kabul olmaz diye camiden soğuyor. Bak cemaati bölüyorsun. Müslümanları bölüyorsun. Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Böyle bir birliktelik olmaz. Böyle bir fetva olmaz. Yıllarca Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda fetva veriyor. Onu kale almıyor. Yıllarca Diyanet İşleri Başkanlığı imsak, namaz, vakit vesaire onları kale almıyor. Niye? Benimki ayrı olsun. Olmasın kardeşim. Vahdet. Vahdet, vahdet. Müslümanların birliği için çalışacağız. Bölen, parçalayan olmayacağız. Eğer bir veteremiz var ve haber veteremizi dinle. Yazık. Çok büyük bir dram, katliam. Allah ıslah eylesin. Aramızda böyle canavarlar var. Onların varlığıyla beraber yaşamak da hakikaten çok dikkatli olmayı gerektiriyor. Şimdi burada ayıracağımız iki nokta var. Bir, insanın mayasında mı var bu öldürme, katletme? Bir insan sevdiği karısını, çoluk çocuğunu, yeğenini vesaire nasıl tarayabilir, nasıl öldürebilir? Nereden geliyor, kaynaklanıyor bu? Bu bir defa öfke patlamaları var. Mayamızdan değil, yetişme tarzımızdan, kontrol edemeyişimizden kendimizi, nefis terbiyesinden geçmeyişimizden. Şimdi evimizdeki mobilyalar, masalar, sandalyeler hep elden geçiyor değil mi? Ormandaki kütük olarak gelmiyor. Ama maalesef bazı insanlar ormandaki kütük gibi geliyor. Hiç budanmıyor. Hiç yontulmuyor. Hele bazıları daha çocukken başlıyor para kazanma sevdasına. Dini, imanı, anası, babası her şeyi para oluyor. Sana bakarken 5 lira diye bakıyor. Minibüs şoförü mesela şöyle bakıyor. Bu 5 lira. Ya da bir başka efendim tüccar bu 100 lira. Bu 500 lira, bu 1000 lira. İnsanlar böyle bakmaya başladı. Bu bir hastalıktır. İnsanı para olarak göremezsin. İnsanı başka bir varlık olarak göremezsin. İnsanı nasıl olarak göreceksin? Benim gibi. Bir alem. Hayalleri var. Gelecekle ilgili hülyaları var, tahayyülleri var, beklentileri var, arzuları var, hedefleri var. Kalbi var, duyguları var. O da üzülür, o da ağlar, o da hisseder. O da siner, korkar, üşür. O da uykusuz kalır. Onun da ağrıları var, sancıları var. İnsan o, bir alem gibi. Kainat büyük bir insan. İnsan büyük bir kainattır. Ya da insan küçük bir kainattır. İşte bu kainat olduğunu göreceğiz. İnsana eşrefi mahlukat, Allah'ın en güzel yarattığı varlık olarak bakacağız. Benim malım olamaz o. O ayrı bir şahsiyet, o ayrı bir alem. Dokunamam ona, dokunmazlığı var. Ölüsüne bile dokunamam. O kadar kutsal. İşte bu kafa yapısı ve öfke kontrolü, nefis kontrolü. Bu yapılmıyor. Bunu ihmal ediyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Ruhumuzu doyurmuyoruz. Sabahleyin Allah diyerek başlamıyoruz söze. Şeytana lanet ederek, Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek şeytanı kovarak başlamıyoruz. Belki elimizi yüzümüzü bile yıkamadan işimize başlıyoruz. Besmele çekmeden. Bunların hepsi burada söz konusu. Kontrol edebilmeyi insan öğrenmeli. Bu kadın, bu cani katilin kurbanı olmuş. Hak ettiği cezaları elbette fazlasıyla vermeli ki önüne geçmeliyiz. Yazık olmuş bir dram. Allah bir daha göstermesin. Bu insan dünyası da berbat, ahireti de çok mahvolmuş. İnşallah ıslah olur. Allah böylelerini ıslah eylesin diyorum. Bir haberimiz daha var. Robin Hood mudur? Güzel insan mıdır? Bilemiyoruz ama yaptığı iş güzeldir. Hayırlar açık da yapılabilir. Yani bir adam kendini belli ederek gelse, silin bunları, alın şu kadar diye ilan etse yine hayır yapmış olur. Kalbine bakarız. Allah bilir, biz göremeyiz zaten. Yani kalbini hesaba almak lazım.
Niyeti Allah rızası için de kazanır. Ama gizli yaptığı için riyadan, gösterişten de uzak. İnşallah böyle devam eder. Kendini belli etmez. Kendini belli ederse belki yaptıkları boşa gidebilir. Niye? Ben yaptım. Bu çok tehlikeli bir şey olur. Fakat yaptığı çok kıymetli. O yaptığı, yardım yaptığı insanlardan esas sormak lazım. O kıymet ne kadar önemli bir şeyini belki çözdü, problemini. Allah sayılarını artırsın. Ne güzel yapmış. Efendim hayrı gizli ve duası da kabul olur inşallah. Rabbim sayılarını çoğaltsın böyle. Fakir fukaraya yardım elini uzatacak. Bugünlerdeyiz. Evet, bir nikahımız var bugün inşallah aradan sonra. Ama şimdi herhalde kardeşlerimizle bir tanışalım. Arada yine onlar da mehri konuşsunlar. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Nişan evi gibi olmuş orası böyle. Telli duvaklı derler hani. Merhaba. Merhaba efendim. Ne oldu, gelmedi mi eşiniz? Merhaba efendim. Ne oldu, gelmedi mi eşiniz? Geliyor efendim. Geliyor. Televizyonun sesini kısalım. Ya benim bildiğim hanımlar naz yapar, beyefendi yok yerinde. Çok iyi. Ben şimdi sandalyeyle baş başa kaldım. Peki, Hazal ve Uğur çifti nikahlarını kıyacağız inşallah. Bir daha bağlayın arkadaşlar, belki hazırlandılar. Peki. Ha, şimdi beyefendi hazır değilmiş, üzerini belki giyiyor. İnşallah bir telefonla devam edelim, onlarla nikahımız olacak, nikah kıyacağız burada. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Bir telefonumuz var, İstanbul'dan bir izleyicimiz. Buyurun efendim. Hayırlı Alo. Sabahlar. Buyurun. Buyurun. Hocam ben bir şey soracaktım da. Dinliyorum. Buyurun. Kızım madde bağımlısı. Kızınız? Evet, kızım madde bağımlısı. Madde bağımlısı. Ve hamile. Allah. Kimden olduğunu da bilmiyor. Peki kaç yaşında? 28 yaşında. 28 yaşında. Herhangi bir evlilik falan yapmadı. Yapmıştı da oradan uzaklaştı işte bu maddeden dolayı. Oradan uzaklaştı. Peki sizin sorunuzu aradan sonra inşallah cevaplandırayım, ne yapmalıyım diye soruyorsunuz. Kardeşlerimiz gelmişler. Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm. Bağlantı, arkadaşlar sesi açın. Evet. İsminiz neydi? Hazal. Uğur hocam. Efendim? Uğur. Hazal. Uğur ve Hazal kardeşlerimiz. Mehir konuştunuz mu? Evet, konuştuk hocam. Tamam. Onu da inşallah zikredeceğiz nikahta. Bir aramız var. Aradan sonra sizinle birlikte olacağız, nikahımızı kıyacağız. Allah'a emanet olun şimdilik. Görüşmek üzere. Evet, yeniden birlikteyiz. Hepinize tekrar merhaba. Ben de nikah kıyacağımız kardeşlerimizin dosyasını yazıyordum. Şimdi inşallah bu bir hatıra olarak kalacak. Kendilerine mutlu bir yuva için altı mektup kitabımızı da vereceğiz. Nikahla beraber. İnşallah hattalar kardeşlerimiz. Onları alalım. Hatta almadan önce de hemen hatırlatalım. Bugün şifreler yine peygamber isimlerinden soruluyor. Onları birleştiren kardeşlerimize Kaz Dağı eteklerinde Güre Kapıcalarından güzel bir otelde inşallah çift kişilik tatilimiz, iki günlük var. Yine Sesli Yasin. Şükran Hanım, bundan benim torun da istiyor. Bu inşallah. Çocuklar çok rağbet ediyor. Bir izleyicimize de bugün yine bir hediyemiz Sesli Yasin olacak inşallah. Evet, hatta kardeşlerimiz Uğur Aydemir Bey ile Hazal Seyhan kardeşlerimiz karşımızda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Uğur Bey, heyecandan dizler titriyor. Hayırdır? Ben oldu hocam. İlk defa çıkıyoruz. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Teşekkür ederiz hocam. İyiyiz. Ben de iyiyim. Şükürler olsun. Selam ederim. Hazal Hanım, kaç çocuk var? Şimdi siz nikah kıydınız. Çocuk da var herhalde. Evet. Resmi nikah kıyılmış. Bir de dini nikah yaptıralım dediniz. Nasıl tanıştınız? Bir arkadaş vesilesiyle çalıştık hocam. Tanıştınız. Vesile, evet. Evet, akrabalık falan yok o zaman. Yok hocam, ben Afyon Dinarlıyım, o Yüksekova'lı, Hakkari Yüksekova'lı. Nereden nereye değil mi? İşte bu kader.
Yani evet. Aklınızın ucundan geçmeyen bir şey ama sonunda Allah bir ömrü, belki de bundan sonraki bütün ahirette de inşallah Rabbim cennetin cemalini nasip eylesin. Bir ömrü inşallah beraber geçirmek nasip oldu. Ben şimdi Besmele Hamdele'den sonra sizin isimlerinizi yazacağım ama mehri konuştunuz biliyorum. Ne kadar evet. Mehir takdir ettiniz, verdiniz mi? Bundan sonra mı vermeyi taahhüt ediyorsunuz? Ne kadar? Daha önceden bir bilezik söz vermiştim hocam. Onu verdim. Artık bunun üzerine mehir olur mu? Biz aslında nikahımızı tazeliyoruz hocam, öyle söyleyeyim. Sıkıntı mı oldu? Yok, sıkıntı olmadı. Gene tazeleyelim dedi eşim. Tamam dedim ben de. Peki. Yani burada tabii nikah bayatlamaz ama Hazal Hanım'a belki bir ne diyelim, bir daha mehrini tekrar gündeme getirme şey verelim, fırsatı verelim diyelim. Var mı istediğiniz bir şey? Öyle hemen ucuz da olmasın yani bu nikah. Aynısı gibi hocam, şey, bilezik istiyorum. Bir tane daha mı istiyorsunuz? Bir bilezik evet. Daha. Hiç bilezik değil de yüzük olsa daha iyi olur. Yüzük mü? Yüzük olsun tekrardan. Bir yüzük. Peki evet. Tamam mı Uğur Bey? Tamam hocam. Peki bismillah. Benim söylediklerimi inşallah söyleyin. Hep beraber tövbe istiğfar, ardından da nikahımızı kıyalım. Estağfirullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gale Allahu Teala fi kitabihil kerim. Ve enkihul eyyama minkum ila ahiril ayah. Sadakallahul azim. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. En nikahu min sünneti femen ragiban sünneti felese minni. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde aranızdan bekarları evlendirin buyurmuş. Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam da evlenmek benim sünnetimdir. Kim evlenmekten yüz çevirirse benden değildir buyurmuş. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bu nikahı kıyacağız inşallah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el kerim, el rahim, el lezi la ilahe illahu, el hayyel kayyum ve tübiley. Ve eselühü tevbete vel mağfirete vel hidayete lana innehu huve tevvabur rahim. Vehdina ve vefikna ilel hakkı ve ila tarikum müstakim. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bismillah ala sünneti Resulillah. Allah'ın emri, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kavli ve şahitlerin huzurunda. Siz Günay oğlu Uğur Aydemir Bey, Nurettin kızı Hazal Seyhan ile bir altın yüzük mehri müeccel olmak üzere ve verilen bir bilezik de mehir muaccel olmak üzere zevceliğe aldınız, kabul ettiniz mi? Kabul ettim hocam. Bismillah ala sünneti Resulillah, Allah'ın emri, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kavli ve imamlarımızın da içtihadı üzere siz Nurettin kızı Hazal Seyhan Hanım, Günay oğlu Uğur Aydemir ile bir altın mehri muaccel bilezik ve bir de altın yüzük olarak, mehir olarak zevce olmayı kabul ettiniz mi? Ettim hocam. Ben de Allah'ın emri, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kavli ve hazurunun, bizi izleyenlerin şehadetleriyle nikahlarınızı kıydım. Allah kabul eylesin. Amin. Allahümme ecal hazel akde meymunen mübareke ve ec'al beynehuma sururan ve muhabbeta ve la tec'al beynehuma nefreten ve firara. Allahümme ec'al beynehum, Allahümme ellif kema ellefte beyne Ademe ve Havva ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve Hatice'tel Kübra ve kema ellefte beyne Aliyyinil Murtaza ve Fatime'tez Zehra. Allahümme a'tilehuma umran tavila ve rızkan vasi'a ve evladan saliha ve kuluben haşi'a ve lisanen zakira. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Uğur ve Hazal Hanım'ın kıydığımız nikahlarını kendileri hakkında mübarek eyle. Tarafeyn hakkında hayırlı eyle. Ailelerine, akrabalarına, milletimize hayra vesile eyle. İki cihanda aziz eyle.
Adem Aleyhisselam ile Havva anamız arasındaki ülfeti, muhabbeti kardeşlerimizin gönlüne ilka eyle. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Ezvacı Tahirat annelerimiz arasındaki muhabbeti kardeşlerimize nasip eyle. Ali radıyallahu anh Efendimiz ile Fatımatü Zehra annemiz arasındaki sevgiyi, meveddeti, aşkı, muhabbeti kardeşlerimizin gönlüne ilka eyle. Kendilerini uzun ömürlerle muammer eyle, helal rızıklarla merzuk eyle, salih evlatlarla taltif eyle, kem gözden, hasetten, fesattan, nazardan koru ya Rabbi. Dünya ve ahiret saadeti nasip eyle, geleceklerini güzel eyle, duamızı kabul eyle, memleketimize, milletimize güç, kuvvet ihsan eyle, darda zorda olanları da onlara el uzatacak gücü, kuvveti ülkemize, bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, günahlarımızı affeyle, duamızı kabul eyle. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Sağ olun hocam. Efendim, bu kitaptan da size arkadaşlar göndersinler. Buradan nasihat edeyim. Orada 15 tane geline, 15 tane damada, 5'er kayınvalide, kayınpederlere var ama bir de bugünün hatırasına size nasihat edeyim. Hazal Hanım, önce sana söyleyeyim kızım. Beyin evden çıkarken onu uğurla, akşam döndüğünde de güler yüzle karşıla. Hocam çok kıskançlık var bende, onu da söyleyeyim size. İşte onu da şimdi karşılıklı olacak. Efendim, Uğur Bey'e bir nasihatim var. Dinliyorum hocam. Evini Kur'ansız, kitapsız ve namazsız bırakma. Sabah namazına kalktığında ev halkında kaldır ki rahmet ve bereket gün boyu sizinle olsun inşallah. Hocam, Rabbim inşallah huzurlu bir yuva nasip eylesin. Mesut etsin. Tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet, bir hanım kardeşimiz, acılı, dertli, gerçekten sıkıntılı bir kardeşimiz telefon etmişti. Dedi ki, kızım madde bağımlısı, 28 yaşında hem de, ve bir de hamile. Kimden olduğu da belli değil. Ne yapayım dedi. Şimdi bu, Allah kimseyi madde bağımlısı yapmasın, kötü alışkanlıklarına kul köle yapmasın. Hatta mıymış? Tamam. Hattaysa bir soru soracağım o zaman. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Biraz beklettik, kusura bakmayın. Bu arada tabii nikah kıydık. İnşallah yavrumuza da böyle bir mürüvvet nasip olur. Anne olarak bütün, belki tabii yıllarca bunların hasretini çekiyorsunuz. Herhangi bir yere, kaymakamlığa, efendim bir tıp birimine, sağlık kuruluşuna müracaatınız oldu mu bununla ilgili tedavi vesaire? Hayır hocam, olmadı. Olmadık. Endişe mi ediyorsunuz yani bunlar duyulur eder diye? Evet. Şimdi kardeşim, bu yani sizin tek başınıza altından kalkabileceğiniz bir şey değil. Toplumda şöyle bir yanılgı var. Yani işte duyulmasın, edilmesin ama daha büyük felaketler, Allah korusun, olduğunda işin artık kontrolü tamamen kalkıyor. Bence siz ilk olarak öncelikle hemen bir kaymakamlığı haberdar edin. Bakın, onların ellerinde imkanlar var. Sizi yönlendirecekler, sağlık kuruluşlarına yönlendirecekler. O alışkanlıkları tedavi edilecek. Belki o efendim bebeğiyle ilgili size başka türlü yol gösterecekler. Belki duyurmayacaklar. Kimsenin de haberi olmadan bu tür bir koruma altına alınacaktır. Dolayısıyla bence eğer siz bebeği soruyorsanız, ki bebeği ne yapayım diye, o yavrucağız candır, o masumdur, ona dokunmayın. Belki annelik içgüdüsü vesaire, o da ayrıca depreşir ve hakkı, hakikati görmesine vesile olabilir. Ama olmuş, bundan sonrası için artık tedbirler gerekir. Bence siz etrafınızdan yardım almak zorundasınız. Gizleyerek bir yere varamazsınız, daha kötüye gider.
İnşallah size, sizi tanıyan, çevrenizi bilen devletimizin kaymakamlığı, belediyesi, ne bileyim artık hastaneleri yardımcı olur diye düşünüyorum. Aile sağlık merkezlerine gidin. Aile efendim sosyal destek birimlerine gidin. Onlar da size yol gösterecekler. Evet. Bir telefonumuz daha varmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hocam benim bir sorum olacaktı da. Buyurun. Hocam ben 26 yaşındayım. Fazlasıyla alkol alıyorum. Fakat en son içtiğim gün yani içki komasına girmişim. O alkol kafasıyla gelip Kur'an el basmışım. Ama böyle bir iki hafta geçtikten sonra yemini bozup alkol almaya devam etti. Bunun tövbesi olur mu? Yani ben bir daha içkiyi elimi sürmeyeceğim, ağzımı sürmeyeceğim, yeminler olsun diye Kur'an'a da el basmışım. Evet hocam. Kur'an'a el basarken de mi sarhoştun? Akşamdan ama böyle tam ayık değil ama tam da sarhoş değildi. Hep böyle mi geçiyor hayatın? Ortalama hocam. Peki Ali Bey, zaten bugün konumuz da tevbe ve nasuh tövbesi. Bundan sonra konu anlatımına geçecektim. Sana da cevap olur inşallah. Rabbim yardımcın olsun. Şimdi şöyle başlayayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir olay anlatıyor. Diyor ki adam öyle günahlar işlemiş ki, yüzlerce günah işlemiş, gelmiş bir tane, eskiden İslam'dan önce bir tane dini bilgisi olan bir adama sormuş. Demiş ki, işte rahip derler vesaire, beni Allah affeder mi demiş. O da demiş ki senin yatacak yerin yok, Allah seni affetmez deyince adamı öldürmüş. Bir günah daha işlemiş. Sonra bir başkasının yanına gitmiş. O da demiş ki sen burada durma kardeşim demiş. Senin günahların birçok sebebi çevrenden demiş. Bak buradan sana da nasihatler var bak. Burada anlattıklarımdan hisse al. Sen bu beldede durma. Burası günahkar. Burası tuğyan, azgınlık içerisinde bir şehir. Sen falanca köyde güzel insanlar var. Oraya hicret et. Orada tövbe al demiş. Tövbeni yaparsın. Pişman ol git. Allah affeder inşallah. Allah'ın affetmeyeceği tek bir şey var. Şirktir, Allah'a kafa tutmak. Adam da inşallah demiş, madem bir ümit, yola çıkmış. Yolda tam giderken yarı yolda ölmüş. Rahmet melekleriyle azap melekleri anlaşamamışlar. Evet. Bu adam cennete mi gidecek? Tövbe etti. Tövbe etmeye gidiyordu. Bu kadar günahkar cehenneme mi gidecek? Bir emir gelmiş, demişler ki ölçün. Gideceği yere yakınsa bu adam rahmet melekleri alsın. Yok, geldiği yere yakınsa azap melekleri alsın. Ölçmüşler, bir adım rahmet yerine, gideceği yere yakınmış ve rahmet melekleri almış. Bunu Resulü Efendimiz anlatıyor. Niye anlatıyor? Ümit kesilmez. Allah da buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah innallaha yaghfiruz zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim. Sadakallahu lazim. Buyuruyor ki Rabbimiz, de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nefislerine zulmetmekte haddi aşan kullarım, günah üstüne günah işleyen kulları, bu o demektir. Allah'tan ümidi kesmeyin. Allah çok çok bağışlayıcıdır. Çok çok merhamet sahibidir. İnnallaha yağfiruz zünube cemya. Günahların tamamını affeder. Allah dilerse hepsini affeder. Çünkü o çok çok bağışlayıcı, çok çok merhamet edicidir. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir köpeği sulamasından dolayı kötü yoldaki bir insanın affedilmesini, bir kediyi hapsetmesinden dolayı namazla abdestli bir kadının cehennemlik oluşu, imanın kimde olduğunu, kimin tövbesinin kabul olacağı, kimin son nefeste nereye gideceğini bilmiyoruz. Bir şey daha var. Buyuruyor ki, bir kul cennetlik amel işler. Cennetlik amel, cennete doğru gider. Cennetle arasında bir karış kalmıştır. Sonunda niyeti ona galip gelir, bir cehennemlik amel işler, cehenneme düşer. Hepsi gitti. Bir kul görürsünüz, cehennemlik amel işler. İçki var, kumar var, fuhuş var. Adam cehennemlik. Gidiyor böyle, tepe taklak cehenneme. Cehennemle arasında bir karış kalır. Fakat niyeti, başka güzellikleri var demek ki. Kaderi diyor. Ona sebkat eder. Buradaki kader niyet meselesidir.
sebkat eder, öne geçer, cennetlik bir amel işler. Cennetlik bir amel işler ve cennete gider. O da cennete gider. Buradan şunu anlıyoruz. Öbürü cennetlik amel işliyor işliyor, garantisi yok. Bir de biz onu cennetlik amel işliyor görüyoruz. Belki niyeti bozuk. Bu adam belki kötü yollarda ama kalbi düzgün, güzel insan, iyilikleri var, hayrı var, hasenatı var, bilmiyoruz. Yaptığı çok kıymetli bir şey var. İşte onun bereketiyle son anında Allah ona bir güzellik nasip ediyor. Bu yüzden tövbe kapısı açık kardeşim. Ve öyle bir açık ki ettaibu mine zembi kema la zembele. Kemen la zembele. Ettaibu mine zembi kemen la zembele. Ne demek? Günahından tövbe eden kişi sanki o günahı yapmamış gibidir. Günahı yokmuş gibi. Siler onu Allah. Siler. O zaman tövbe nedir? Tövbe küfre, şirke, günaha gitmeyip Allah'a yönünü dönmektir. Sana geldim Allah'ım demektir. Sen affedicisin, sana geldim. Allah kendine döneni, kendine el açanı, kendine muhtaç olduğunu ikrar edeni de kabul ediyor. Ve diyor ki, estağfirullah, üd'uni estecib lekum. Bana dua edin, ben kabul ederim. Ben kabul ederim. Çünkü Allah karşılıksız bırakmaz. Kulunu affetmek için Cenab-ı Hak tabiri caizse, insani bir tabir bu, haşa Allah'a böyle bir şey diyemez, bahane arıyor. Bahane, ufacık bir şey yap ya. İşte elini kaldır, affet Allah'ım de. Tövbe nasıl yapılacak? Tövbe, demişler ki bir insanın bir günahtan sonra bir iyilik yapması onu siler, günahı siler. İttakillâhe haysumâ kunte. وَاَتْبِعِ السَّيِّيَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا Nerede olursan ol Allah'tan sakın. Her günahtan sonra bir iyilik yap ki onu silsin. Hatta bu hadisin açıklamasında alimler diyorlar ki şerhinde, iki rekat namaz kılarsa bir insan günah işledi, pişman oldu, yüzü kızardı, içinden kendine ah etti, bir daha yapmayacağım diye söz verdi, gitti güzelce bir abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, bu da iyiliktir. O günahı siler. Tevbe çünkü yöneldi. Affet Allah'ım dedi. Ama bir de var, günahını artık övünç vesilesi kabul ediyor. Anlatıyor, ballandırıyor. Günahından çekinmiyorsa onda iman kalmıyor. O çok sıkıntılıdır. Dolayısıyla biz bir yola girdiysek, bir kitaba el bastıysak, Allah'a söz verdiysek, وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوهَا İşte buna da Allah-u Teala diyor ki Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Ne demek nasuh tövbesiyle? Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum Allah'ım. Bir daha yapmayacağım Allah'ım. İnsanız biz. Böyle söz verdik. Ama aradan zaman geçti, şartlar değişti, gene unuttuk, gene bozduk tövbemizi. O zaman ne diyor Celaleddin Rumi? Baza, baza, her an cesti baza. Gel, gel, yine gel. Tövbeni bin kere bozsan da yine gel. Gidecek başka kapı yok ki. Bozdum tövbemi, günahımın üstüne günah işledim, sana geldim ya Rabbi. Bir insanın kötü alışkanlıklarından kurtulmasının bir, tövbe, iki, başkasının duasını alacaksın. Allah razı olsun. Allah senin muradını versin. Kötü alışkanlıklardan seni kurtarsın evladım diye ana babanın duası. Bir fakirin, muhtacın duası, bir mazlumun duası, bir yolcunun duası seni bulursa günahsız ağızla, oruç, iftar sofrasında bir dua edilirse sana, Kabe'de bir dua edilirse sana, gece seher vaktinde teheccüde bir dua edilirse sana, senin belki de haberin yok. Allah gönlüne bir yumuşaklık verir, gönlüne. Oraya gitmezsin. İçki masasına gitmezsin. Çevreni de ayarla. Kötü olan yerlere git. Güzel olan yerlere git. Bak onun için bu beldeden çık demiş o alim. Ne demiş? Sen başka güzel insanların beldesine git. Güzel insanlarla oturup kalkarsan
Seni nereye götürürler? En fazla götürse camiye götürür. Kötü insanlarla baş başa kalırsan onlar seni her türlü kötülüğün içine götürürler ve bir daha oradan da kurtarmak zor olur. Çünkü ateşin içerisindesin. Rabbim muhafaza eylesin. Tövbenin 3 şartı var. 1, pişman olmak. Pişman ol. Yüzümüz kızaracak günahımızdan dolayı. Günahı nasıl hissedeceğiz? Bir dağ geldi, yıkılıyor üzerimize, kaçacağız. 2, bir daha yapmamaya söz vereceğiz. Bir daha o tarafa dönmeyeceğiz. 3, kul hakkı varsa hakkını ödeyeceğiz. Bulacağız, edeceğiz. Ben senden şunları almıştım ya da gasp etmiştim. Haksız olarak almıştım. Hakkını helal et. Seni gıybet etmiştim. Sana iftira etmiştim. Senin arkandan şunları yapmıştım. Bunda, burada efendim yapamazsan ahirette fitil fitil burnundan gelir. Burada yapacaksın. Şimdi ben utanacağım, çekineceğim. Yanacaksın kardeşim. Bunun karşılığında kul hakkı affolmadan Allah seni affetmeyecek. Çünkü Cenab-ı Hak kendine ait hakları affeder. Ama kulun hakkı oldu mu kuluna soracaktır. Onun için insanlarla aramız önemli. Hadi gelin, bu kadar günahımız var. Bu kadar ihtiyacımız var. Bu kadar sıkıntılarımız var. Şu tövbe-i nasuh duamızla bir yapalım inşallah. Hep beraber pazar sabahı ailemizle, çoluk çocuğumuzla Allah'ın adını analım ki iki şeyi Kur'an-ı Kerim azap gelmesin, bela gelmesin diye bize öneriyor. Bunlardan biri nedir? Tövbe istiğfardır. Enfal suresinde Allah-u Teala onlar tövbe ettiği sürece onlara azap yoktur buyuruyor. Ve yine Enfal suresinde Allah-u Teala sen onların arasında olduğun sürece ey Muhammed onlara azap yoktur diyor. Diğeri de salavattır. Şu anda peygamberi aramıza getirmek bedenen mümkün değil ama anarak, onun ahlakını yaşayarak salavatla olur. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bi'adedi külli istiğfarin istağfirahul müstağfirun. Bizi bağışla Allah'ım. Bizi bağışla Allah'ım. Bizi bağışla Allah'ım. Senden bağışlama dileyen tüm insanların tövbesiyle tövbe ediyoruz. Bizi bağışla Allah'ım. Subhanallah. 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 Bi'adedi külli tesbihin sebbehahul müsebbihun. Seni tesbih ederiz Allah'ım. Seni tesbih ederiz Allah'ım. Seni tesbih ederiz Allah'ım. Seni tesbih edenlerin tesbihleri adedince tesbih ediyoruz. Tesbihatımızı kabul eyle Allah'ım. Elhamdülillah. 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 Bi'adedi külli tahmidin hamidehul hamidun. Sana hamdolsun Allah'ım. Sana hamdolsun Allah'ım. Sana hamdolsun Allah'ım. Sana hamd edenlerin hamdleri sayısınca hamd ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle Allah'ım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bi'adedi külli tekbirin kebberahul mükebbirun. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Seni tekbir edenlerin tekbirleri sayısınca tekbir ediyoruz. Tekbirimizi kabul eyle Allah'ım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bi'adedi külli tehlilin hellelehül mühellilun. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Seni tevhid edenlerin tevhidleri sayısınca tevhid ediyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Tevhidimizi, tehlilimizi kabul eyle Allah'ım. Allah, Allah, Allah. Bi'adedi külli zikrin zekerahu zâkirun. Ve gafele an zikrihil gafilun. Allah, Allah diyoruz. Allah diyenlerin nefesleri sayısınca, senden gafil olanların gafletleri sayısınca Allah diyoruz.
zikrimizi kabul eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, her türlü sıkıntıdan, afetten bizleri muhafaza eyle. Memleketimize, milletimize dirlik, düzenlik, kardeşlik nasip eyle. Fitnelerden, tefrikalardan, bölünmekten, her türlü düşmanlıktan gönüllerimizi uzak eyle Allah'ım. Evladımızı, neslimizi din-i mübine, İslam'a hadim eyle. Sırat-ı müstakimden ayırma, şeytana nefse uydurtma. Güzel ahlaklı olmayı nasip eyle. Kötü alışkanlıklardan uzak olmayı nasip eyle. Bizi her türlü tehlikelerden koru Allah'ım. Dayanma gücü ver. Anamızı, babamızı bağışla. Tüm inananları mağfiret eyle. Tevbemizi kabul eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Tövbemizi, kötü alışkanlıkları olan kardeşlerimizin de güzel yola dönmesini nasip eylesin inşallah. WhatsApp sorumuz varmış. Devam edelim onunla. Merhabalar hocam. Öncelikle iyi yayınlar. Benim bir sorum vardı da size sormak istedim. Ben sürekli balık avına giden birisiyim. Yine bir gün balık avına gittiğimde suyun karşısında 3-4 metre otların içinde 4 ve 5 yaş aralığında kız ve erkek çocuk gördüm. Yanımda bir kişi daha vardı fakat o hiçbir şekilde görmedi. Ben bunları seslendiğim halde hiçbir şekilde ses vermediler. Ondan sonra başka bir zaman yine balığa gittiğimde bu sefer 12-13 yaşlarındaki bir çocuk suyun üstünden yürüyerek geçti. Gerçekten çok korktum hocam. Bunun nedeni nedir? Teşekkür ederim. Peki bir tane daha alalım, cevap verelim inşallah. 1,5 sene önce ben evlendim. Evlenmeden önce annem ciddi bir şekilde rahatsızlandı. Rahatsızlandığı için damat tarafı aceleyle düğün yaptılar. Annene bir şey olur diyerekten. Düğün yaptıktan sonra anneme bakacak kimsesi yoktu benden başka. Ben her gün ya da bir haftada bir kere olsa da annemin yanına gittim. Anneme baktım hastanede. Her gün kaynanam kavga etti benimle. Sana sadece annen mi lazım diyerekten. Sonradan kaynanam bir gün hastanedeyken beni aradı. Seni boşadım dedi. O gündür ben kimseyle kaynanam tarafıyla veya kocamla konuşmuyorum. Nikahım düşmüş müdür hocam? Kaynana gelini boşamış. Yani önce gülünür buna. Ne yapalım şimdi? Şimdi... aceleye getirmişler. Annesine bir şey olur da düğün kalacak diye. İnsani bir şey değil bu. Tabii bir hasta varken ölümcül, yatalak vesaire olduğunda düğünü de ertelemek lazım en azından. Ertelemeyecekse de bir annenin evladı annesine gidecek. Normal şartlarda yakınsa haftada bir gitmesine izin vermelidir eşi. Uzaksa bayramda, düğünde, dernekte, cenazede neyse o zaman götürmek zorundadır veya gitmesine müsaade etmelidir. Ama hasta, bakacak kimsesi yok, bir efendim ele düşmüş, ayağa düşmüş, o zaman kız gider, oğlu gider, ona kimse mani olamaz. Sen gidemezsin annenin yanına. Böyle bir şey olmaz. Bu vicdansızlık olur. Hukuken de doğru olmaz. Gitmiş. Ondan sonra da damat erkek kocası bir şey demiyor. Kayınvalidesi arıyor diyor ki seni boşadım. Sen kimsin ya? Bunun kocası değilsin, karısı değilsin. Sen nasıl boşadım dersin. Oğlun nerede? Bir de enteresan bir şey var. Ya sen nasıl bir erkeksin? Annene boşatıyorsun ya. Böyle bir şey mi olur? Benim haberim yok. Annem gelinini boşuyor. Böyle bir boşama olmaz. Bu nikah düşmüş olmaz. Kocandan duyacaksın. Ya da mahkemeye verecek. Mahkeme verdiyse... olur. Yoksa olmaz. Bundan sıkıntıya girme. Şimdi soran genç bir kardeşimiz balık tutmaya gidiyor denize. Her denize gittiğinde denizde yürüyenleri görüyor. Geçenleri görüyor. Yanındakiler görmüyor. Niye görmüyor? Niye görmüyor? O görüyor. Burada yaş önemli. Korkular önemli. Okuduğu kitaplar önemli. Duyduğu hikayeler önemli. Bununla ilgili bir anım var ama onu uzun bir şey. Onu başka bir zaman anlatayım.
Bir ara vereceğiz. Aradan sonra bu kardeşimize bir çift sözüm olacak. Ondan sonra da inşallah çekilişte efendim kaplıca kazananları, daha doğrusu telefonla ulaşanlarda ve Elif cüzlü seti kazananları da bizim torun da istiyor ha, onu söyleyeyim. Bunu inşallah. Çok güzel, ben de seviyorum. Güzel çocuklara eğitici. Onları kazananları açıklayacağız inşallah. Bir aramız var efendim. Evet. Bu arada nikah yazısını da yazdım. Allah mübarek etsin. Bir gencimiz, bir delikanlı ya da işte 14-15 yaşında WhatsApp'tan sorduğu için yaşını tam bilemiyorum ama bir şey sordu. İşte denizde bir takım halüsinasyonlar görüyor. O gördüğü aslında gerçek değil. Gördüğü zihinde kendi oluşturduğu görüntüler. Bu büyük ihtimalle bir psişik durum. Dolayısıyla doktora görünmesi lazım. İki, düzgün kitap okuması lazım. Öyle hurafe, batıl, uçtu, geçti, göçtü o tür kitaplardan uzak durması lazım. Bu maalesef o yaşlarda çocukları gönlünü bozuyor, beynini sulandırıyor. Bir başka konumuz da efendim bugün biliyorsunuz bir çiftimiz inşallah şifreleri bildi. Onlar kaplıca otel iki kişilik tatil kazandılar iki gün. Hattaymış kardeşimiz. Bir başka kardeşimiz de yine sesli Yasin kazandı. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Engin Vural Bolu'dan arıyor şifreyi bilerek. Evet hocam. Butik Termal Otel kazanan izleyicimiz. Hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Şifremiz neydi bugün? Siz birleştirdiniz, bildiniz onları. Evet. Neydi şifremiz? Hocam Hazreti İdris aleyhisselam. Evet. Hazreti Yusuf aleyhisselam. Evet. Hazreti Zekeriya aleyhisselam. Hazreti Salih aleyhisselam. Evet. Bunları söylediniz ve ilk telefonu siz ulaştınız. Hayırlı evet, olsun. Hocam. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Allah sağlık, afiyet versin. Bolu'ya da selamlar efendim. Aleyküm selam. Diğer hocam, izleyicimiz de sesli Yasin kazandı. Sesli Yasin kazanan izleyicimiz Gülay Demir Gaziantep'ten sesli Yasin setini kazandı. Evet, hayırlı olsun diyoruz. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okumayı nasip eylesin. Böyle dokunduğunuz zaman herhalde okuyor bunlar. Şurayı açmamız gerekiyor herhalde şuradan. Burayı açalım. Allahu Ekber. Allah dualarımızı kabul eylesin. Kur'an'dan yolundan ayrılmasın. Bizi İslam'dan ayırmasın. Perşembe günü sabah görüşmek üzere. Nursel Hanım'la birlikteyiz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağ olun efendim.